Herkese merhaba. Spor Arena'da bugün haftanın en çok konuşulan konusunu gündeme alacağız. Marka ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan bir polemik, bir gerilim, tatsız bir durum vardı ve bu olay anbean an tarihe not olarak düştü. Galatasaray'ın deplasmanda Giresun Sporu 2-0 yendiği maçta Marka'nın takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziki saldırıda bulunması tarihe düştü. Peki neler yaşandı? Gelin hep beraber bakalım. Giresunspor Galatasaray maçının 60. dakikasında Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyonda gol atamayınca Marka kızgın bir şekilde söylenmeye başladı. Brezilyalı futbolcunun sözlerini duyan Kerem kendisine eliyle sus işareti yapınca bu andan sonra olanlar oldu. Marka kimsenin beklemediği bir şekilde görev bölgesinden koşa koşa rakip yarı sahadaki Kerem'in yanına gidip önce kafa attı. Kerem daha sonrasında kendisini iten marka karşısında savunma pozisyonu alınca Brezilyalı futbolcu bu kez yumrukla omuzuna vurdu. Durumu yakından takip edenlerden birisi davranışları ve kendisine özgü karakteriyle Galatasaray'da her anlamda tırnak içerisinde uyumsuz olarak kodlanan Cagney'di. İşte o Cagney, akil adam misali Marka'yı Kerem'in yanından uzaklaştırırken milli oyuncumuzu teskin etmeye çalışan isimse Sarı-kırmızılarının yeni transferi Aleksandro Çikaldao'ydu. Kerem yaşadığı şok ile kenara gelip bana nasıl vurabilir diye sitem ediyordu o dakikalarda. Giresun oyuncular hakem Erkan Özdamar'a Markayo işaret edip kırmızı kart göstermesini dahi istedi. Özdamar gerginliğin yatışmasının ardından var monitörüne giderek yaşananları anbean an izledi. Hakem Marka'yı direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakmıştı. Hemen ardından Kerem Aktürkoğlu da Teknik direktör Fatih Terim tarafından oyundan çıkarılıp kenara alındı. Giresun spor taraftarlarının alkışları arasında sahadan çıkan Kerem Abdülkoğlu, ben sadece sus işareti yaptım diye kendisini savunuyordu. Kulübeye gözler çevrildiğinde ise Fatih Terim genç oyuncusuna moral vermekten geri adım atmadı. Maçın tamamlanmasıyla beraber yine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gerginliğin devam etmemesi için Marka Ay'ı soyunma odasına göndermişti. Brezilyalı savunmacı 3 kulüp yetkilisiyle birlikte takımdan önce havalimanına ulaştırıldı. Havalimanına takımdan ayrı giden Brezilyalı takım otobüsünde de haliyle yer almadı. Gelen son bilgilere göre ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaşananları Fatih Terim ile sıcağı sıcağına Giresun'da görüşmüştü ve ikili arasında bir fikir alışverişi yaşandı. Marka Kerem Aktürkoğlu olayının saha içi ve sonrasında yaşananlarını adım adım sizlere aktarmaya çalıştım. Galatasaray başkanıyla, teknik direktörüyle ve idarecileriyle bir karar verecek. Kamuoyunun merak ettiği kulübün nasıl bir karar alacağı yönünde. Sahalarda ender görülebilecek bir durumun yaşandığı çok aşikar. Fatih Terim gibi bir tecrübenin dahi daha önce böyle bir şey görmedin diyerek açıkladığı olayda Marka'nın kulüpten hemen gönderilmesini isteyenler de çok ağır para cezası ve kadro dışı kalmasını isteyenler de var. Fatih Hoca, fevri hareket edemeyiz. Onu astım bunu kestim ile değil. Kerem'in hakkını ve gençliğini koruyarak, Markaya ise söz hakkı vererek başlayacağız. Ancak değişmeyecek olan tek bir şey var. Markanın özür dileyerek başlayacak olması demişti. Fatih Terim'in bu açıklamalarıyla Galatasaray camiasının Markaya olan geri dönülmez tavrını bir nebze olsun düşürmek istediği çok açık ve net. Galatasaray teknik direktörü gözüyle bakmayı denerseniz hocanın tavrının aslında rasyonel bir şekilde olduğunu da anlayabilirsiniz. Bence haklı da. Marka potansiyel olarak takıma kattığı değerle beraber önemli bir isimdi. Ancak Giresun'daki tatsız akşamdan sonra Brezilyalı oyuncunun Galatasaray için artık olmazsa olmaz rolünde olmadığını belirtmemiz yanlış bir ifade olmayacaktır. Fatih Terim akılcı bir şekilde sorunu çözmek istiyor. Bu konuda en fikiriz. Ancak takımdaki herkese uyarı olabilecek bir yaptırım istediğimde çok ciddi şekilde düşünüyorum. Madalyonun diğer yüzüne bakıldığında yani Galatasaray dışında saha dışındaki diğer etmenlere de bakıldığında aslında bu durum sadece kulüp içerisinde kapanabilecek bir konu değil. Çünkü Marka, Hakem, Erkan, Özdemir tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakılmıştı. Kırmızı kart sonrasında oyuncunun alacağı ceza da büyük bir merak konusu. Kamuoyu şu anda bunu merak ediyor. Markanu saldırı başlıklı madde 44'ten disipline sevk edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu maddeye göre ise Brezilyalı oyuncu 5 ile 10 maç arasında ceza alabilir. 44. maddenin açılımında saldırının futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir hükmü yer alıyor. Bu doğrultuda Hanım saldırı adı altında ağır bir ceza alması işlem bile değil. Tüm bu yaşananlar Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon lige verilen Milli arada Ümit Milli ile yaptığı hazırlık maçında akılları getirmiyor değil. Mücadele belki hatırlarsınız 70. dakikada sona ermişti. Bunun sebebi olarak o dönemki gazete manşetlerinde Marka ve Halil Dervişoğlu arasında geçen kavga öne çıkmıştı. Ortada bir kavga oldu iddia ediliyordu. Ancak herhangi bir görüntü veya bir kayıt yoktu. Bunun sebebi ise maçın naklen veya bir kayıt altına alınmamasından kaynaklıydı. 25 yaşındaki oyuncunun son bir yıldaki performansı ilk geldiği günlerdeki gibi ışıl ışıl değil. Bunu kabul etmemiz lazım. Geçen sezon İtalyan devi Roma'nın 10 milyon euro üzeri bir rakamı gözden çıkarttığı Marcao sanırım aklında oralarda kaybetti. Marcao'nun Galatasaray'a konsantrasyonu kaldı mı benim için büyük bir soru işareti. Ancak önümüzdeki günlerde hakkında verilecek olan karar da tüm kamuoyunun merakını cezbetmiyor değil. Şimdilik bizden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın ve Spor Arena kanalımıza da lütfen abone olun. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.